Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda daha önce dizayn etmiş olduğumuz full adder'ı bu sefer bir max ile dizayn ediyor olacağız. Dörde bir bir max kullanarak. Buradaki max trees başlığına da çok aldanmayın. Burada aslında biz ne yapıyoruz? Bir implementasyon yapıyoruz. Max ağaçları ile herhangi bir alakamız yok. Şimdi genel olarak bir full adder'ın ne olduğunu hatırlayalım. Bir full adder iki tane bir bitlik sayıyı topluyordu değil mi? Ve bunu yaparken aslında elde de ihmal etmiyordu. Şöyle c in yazalım arkadaşlar. Daha sonrasında tabii ki bir neyimiz olacak toplamımız olacak bir de carry out dediğimiz outputta elde ettiğimiz eldemiz olacak. O zaman 3 tane input'umuz için bir doğruluk tablosu çıkaralım. A diyorum B diyorum bir de C in olacaktır arkadaşlar. Yani aslında 2 üzeri 3'ten 8 farklı durum ile karşı karşıyayız 0 0 0 0. Devam ediyoruz araya hemen bir çizgi çekelim ki karışmasın. 1 1 1 durumumuz olacak. 1 1 1 1 B için yazıyoruz. 0 0 1 1 0 0 1 1 C için yazıyoruz. 0 1 0 1 0 1 0 1. Bu tabloyu doldurmak aslında gerçekten kolay ve daha önceden de birkaç defa yaptık. Ne yapacağız? Toplam ve arkadaşlar output'ta eldeğimiz, output'ta elde ettiğimiz eldeyi yazacağız. Toplam için baktığımızda ne olacaktır? Burası 0, burası 1, burası 1, burası 0. Eldede de 0 0 0 1 olacak. Buraya geldik. Bakın toplam 1 elde 0 toplam 0 elde 1 toplam 0 elde 1 toplam 1 elde 1 arkadaşlar. İşte bu bizim için bir full adder demek idi. Peki biz bunu 4'e 1 bir max ile ifade etmek istiyorsak ne yapmalıyız? Hemen 4'e 1 bir max'ın doğruluk tablosunu çıkaralım olur mu? İki tane neyimiz olacaktır? Seçim bitimiz olacak. Bunlara S1 ve S0 diyebiliriz. Bakın şöyle S1 ve S0. Bunun normalde 0 0 1 1 0 1 0 1 gibi bir konfigürasyonu olması lazım. Ve bu durumlarda bazı bazı input ve output değerlerimiz çıkacak. Bunu biliyoruz. Fakat biz genel olarak neyi söylüyorduk? Eğer 3 tane değişkenimiz varsa yani 8 tane farklı durum çıkaran bir mantıksal ifademiz varsa ve biz bunu 4'e 1 bir, bir max ile ifade etmek istiyorsak inputlardan 3 tanesinin İkisini ne yaparız arkadaşlar? Seçim biti olarak seçeriz. Gelin burada da A ve B'yi seçim biti olarak seçelim. Yani ben buraya S1, S0 yazıyorum bakın max doğruluk tablosu için. S1'e diyorum ki bu benim için A olsun. S0'a da diyorum ki bu benim için B olsun. buralara bakın 0, 0, 1, 1 olarak dolduruyorum. Buraya da 0, 1, 0, 1 yazıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında şöyle bir çizgi çektim. Buraya sum diyorum. Yani toplam. Buraya da carry diyorum arkadaşlar. Bakalım sum ve carry için farklı farklı max'ları nasıl elde edeceğim. Şimdi arkadaşlar sam sonucuna S1 ve S0'ın yani A ve B'nin 0 olduğu durumlarda bakarsak. Hemen bakın mavi kalemimi alıyorum. Hem A hem B 0 iken baktığınızda C input 0 ise S0 çıkmış. C input 1 ise S1 çıkmış. Bu ne demek arkadaşlar? C input yani bizim elde ettiğimiz input eldesi neyse sum dediğimiz toplam dediğimiz değer o çıkmış. O yüzden buraya C in yazıyorum. Şimdi S1'in 0, S0'ın 1 olduğu yani arkadaşlar A'nın 0, B'nin 1 olduğu yerlere bakalım. Yani şurası. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Eğer keri 0 ise sum 1, keri 1 ise sum 0 çıkmış. Yani aslında ne yapmışız? C in'in değilini almışız. Şöyle C in'in değili diye. Peki S1 1 iken S0 0 iken bu durumlarda bakın eğer eğer bizim eldemiz input eldemiz 0 ise toplam 1 input eldemiz 1 ise toplam 0 çıkmış. Yani yine tam tersi bakın yine C'nin D'li yazıyoruz. Hem A'nın hem B'nin 1 olduğu durumlarda elde ettiğimiz input eldesi neyse sum yani toplam aynı şey çıkmış o zaman direkt olarak buraya c in yazıyorum arkadaşlar. Peki carry için ne elde ederim? Bakın a'nın m b'nin 0 olduğu durumda arkadaşlar ne olursa olsun c inin in değerinden bağımsız output eldesi sıfır çıkmış. O yüzden buraya sıfır yazıyorum. A'nın sıfır B'nin bir olduğu durumlarda ise bizim input eldemiz neyse output eldemiz o çıkmış arkadaşlar. A'nın bir B'nin sıfır olduğu durumlarda yani şuralarda bakın yine input eldemiz neyse output eldemiz o çıkmış. Son duruma bakıyoruz bakın hem A'nın hem B'nin bir olduğu durumlarda output eldemiz kesinlikle bir çıkmış bakın herhangi bir değerden bağımsız. E, o zaman şuradaki max tablolarını elde ettiysek ne yapacağız? Şu anki görevimiz iki tane max çizmek arkadaşlar. Hemen başlıyor Birincisiyle birinci maxımız. Bunu sam için çizdim arkadaşlar. Ne olacaktır? İki tane bizim e, selection bitimiz olacak bunlar. A ve bydi zaten bunlara karar vermiştik. Diyorum ki şurada A var. Diyorum ki burada B var arkadaşlar. Her ikisi de sıfır olduğunda C input elde ediyormuşum. Şöyle bir çizgi çektim buraya C input diyorum arkadaşlar. 0, 1 ve 1, 0 durumlarında yani ikinci ve üçüncü inputlarda şöyle C in'in in değilini elde ediyormuşuz. Sonuncusunda da yine C in elde ediyormuşuz. Onu da şöyle gösterelim mi? Bakın birincisiyle şöyle ups bağlayalım. Ve bu ne olmuş olacak benim için? Sam olacak arkadaşlar. 4'e 1, bir multiplexer gördüğünüz üzere. Gayet kolaydı. Şimdi carry için bir multiplexer kullanalım. Tekrar şöyle bir tane kare çizmeye çalışıyorum. Bu kare bu sefer carry'nin ifadesi olacak arkadaşlar. Yine seçim bitlerim. A ve B olacaktır. Buradan da 4 tane input elde etmeyi planlıyorum. Birinci inputum 0. Bunu gördüm zaten. Sonuncu inputum da 1. İkinci ve üçüncü inputum birbirine bağlı arkadaşlar. Ve burada da carry in var. Burası carry output olmuş oluyor. Yine 4'e 1' bir multiplexer kullanmış oldum. Gördüğünüz üzere bir full adder. Ne kadar kulağa kompleks gelse de multiplexer'ları kullanarak bu kadar kolay tasarlanabiliyor arkadaşlar. Tabii ki burada şöyle bir ekstra sorunuz da olabilir. Ben S0 ve S1 seçim bitleri için A ve B yerine B ve C ini ya da A ve C ini kullanabilir miydim? Tabii ki yapabilirdiniz. Bu durumda arkadaşlar inputlarınızı farklı bir değişken üzerinden yürütmüş olurdunuz. Örneğin a A ve C in kullansaydınız inputlarınız B'nin üzerinden ilerlerdi ya da B ve C kullansaydınız A'nın üzerinden ilerlerdi. Gördüğünüz üzere çok bir zorluğumuz yok arkadaşlar ve bu da aslında bizim Max'larla beraber Birleşik Devre tasarımımızın son videosu olacak. Tabii ki eğer ekstra videolar isterseniz yine üzerine konuşuruz ve tekrar yeni bir video çekmeye çalışırız. Ama ben konunun gayet anlaşıldığını düşünüyorum. Bundan bir sonraki videoda size bir max devresi verilseydi bundan mantıksal ifadeyi çıkarabilir miydiniz? Çıkaramaz mıydınız? Bunu nasıl yapardınız? Bunu konuşacağımız bir video olacak arkadaşlar. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milletinin